Ona diyor ki sabah yağmur yağdı. Dün gece bayağı güzel bir yağmur yağdı. Şu anda güneş görüyor musunuz? Bayağı bir güneş. Hemen toplamayayım değil mi? Yeni çıktı daha güneş. Bir yarım saat oldu vurmaya başladı. Biraz güneşlensin de. En iyisi ben mutfağa gireyim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız iyiyim işte. Güya abimle buluşacaktım bugün. Güya derken yani hazırlanmıştım hatta. Şimdi onun torunu bugün ilk okula başlıyor ya. Yani okulun ilk günü başlamıyor, ikiye gidecek. Yanlış olmasın. Elif'e de kargo gelecekmiş, evde beklemek zorundaymış. Onu söyledi arada. Dedim olsun ya, yarın Allah izin verirse yarın dolaşırız. Aşağıda bir işi var onun da. Bana gel eşlik et dedi. Tamam dedim, yarın gideriz. Gelince çorba yapacaktım ama şimdi mutfağa gireyim çorbamı yapayım. Çocuklar biraz güneşlensin. Evet. Esra aşağıdan gelirken bir şeyler almış. Bakayım ne söyledi ama unuttum. Yine erik almış komposto için. Çocuğumuz almış. Erik devamlı sık sık alıyoruz. Çocuk alışsın. Alıştı yani. Yemek istiyor hep. Erik suyun altında bırakayım biraz. İlaç diyorlar ya. Ondan sonra da küçük poşete koyuyor ona Esra. Buzluğa atıyor. Ben kaynattım zaten bir tencere. Az az kaynatıyoruz. Bugün kaynattık, yarın kaynatmıyoruz. Ertesi gün kaynatıyoruz. Kızım çok seviyor çünkü. Bu kese kağıdını atayım. Biraz ezikmiş demek ki. Şu muzları da kasa koyayım ben. 50 liraya aldım dedi muzu. Bak onu unutmamışım. Bayağı küçük yerli muz herhalde. Bir kilo aldım herhalde dedi. Yusuf çünkü mamasında vitamin almak zorunda. Sahilde okula başlıyor. Başladı yani bugün. Bugün kendimiz Esra götürdü kendimiz derken. Tamamdır işlem. Ay. Biraz daha dursun şurada. Ondan sonra onu atayım. Güneş çok olduğu için şey yapıyor değil mi? Bayağı bir güneş vuruyor. Ay, salata tabağı mı düşürecektim beni? Ters yerde mi duruyor? Kış tıkış oluyor ya. Şöyle 2 günlük Ay dışarıda sen bekletirsin. çekmeyeceksin de. Heh. Şey, bir çay bardak pirinç koyabilir misin tencereye? Ben Niye? yoğurt çorbası yapacağım. Ben şimdi köfte çorbası yapacağım. Yok Onun için çocuklara al. girdim. Ben çorbayı yapacağım, ben kendim yapacağım. Yok Sen yok sadece tamam. Yemezler mi köfte Sare'ye yemez diyorsun. çorbasını? Yusuf'a belki Yusuf yedirirsin. yer de. Ve çok parlıyorsun. Tezgahı almamız lazım. Tezgah mı alayım? Evet. Çok güneş Bir vuruyordu da yönünü yumurtlayayım değiştirdik. mı sana? Şöyle biraz Yok tereyağı canım, sen koyacağım. yapma. Tereyağı arpa şehriye güzel yakışıyor. Yani kepçe içinde değil mi? Tamam. Kepçe içinde. Şu kadar da kıymam var. Ne yapacağım ona? Tuz atacağım. Karabiber atacağım. Şenlensin karabiberli. Şöyle az bir şey. Kafanıza göre. Şöyle yoğurayım ama. Küçük kap zaten. Evet.
Belki dışarıya çıkarım ya, bilmiyorum. Çıkmayı düşündüm ama abim iptal edince bilmiyorum ne yaparım. Çıkma ihtimalim de yüksek, çıkmama ihtimalim de yüksek. Bana bak. Limonla yumurtam var, bir tane limonun beyazını kullanmıyorum. Şöyle ben göz kararı koyuyorum. Koyu veya azıcık sulu olsun falan düşünürseniz. Biraz ben koyu seviyorum bu çorbayı. Köfteli şehriye çorbası, siz de biliyorsunuzdur zaten. Amaç tarif vermek değil. Bunu iyice de kavuracağım. Tabii ki benden güzel yemekler yaptığınızdan eminim. Şöyle yapayım. Un koymuyorum. Şeyine koyuyorum un azıcık. Söyleyeyim. Gerçi köftesine de koyabilirim, ona koymam. Terbiyesine koymayabilirim. Bazen öyle yapıyorum. Şöyle. Hemen elimizde. Bir arkadaş 3-4 taneyi böyle böyle yapardı. Hemen çevirdi. Kaplasın güzel seni. Yani kavrulması lazım. Kavur 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 kavur. Fatoş'ta makara yapıyorduk. Kavur kavur kavur. Arada arada bu hafta Fatoş da geldi diye. Yok dedim, bu hafta hiçbir yere gitmiyorum. Biraz dedim psikolojime destek veriyorum kendi kendime. Dopik yapıyorum. Çünkü yarından sonra mide için gireceğim ya. Ay Allah razı olsun, meleğim de Yasin okumuş. Temiz çıkar diye. Allah razı olsun meleğim, öpüyorum seni. Hem abime okumuş. Biliyorum abim girecek mi? Bak abim son dakikaya kadar yani girmeden ben pek inanmam abime. O konuda. Çünkü o konuda bak o kadar cesaretli şey o konuda, ama ameliyat konusunda hep kaçan biri olduğu için bende öyle bir şey uyandırdı. Girer mi, girmez mi, 12'sinde o, 11'inde benim dediydim ya, bahsetmiştim zaten. Kararmaya başladı şeydi ya. Gösterebilirim. Çok da yanmayacak. Şöyle Esra açtı da göstermedikten sonra bir anlamı yok değil mi? Şehriyemin iyice de kararması. Ama yanmayacak. Bak tam oldu şimdiki. Şu anda. Köftelerim de şöyle az bir şey ama yeterli. Çok güneş vuruyor ya. Şöyle kıstayım. Elimi sabunlayayım. Şey yapayım, ona su dökeceğim. Yakmıyoruz. Yakma da kötü olur. Kokusu da yanık kalır. Hemen atmam lazım suyu biraz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Biraz da atayım, ondan sonra devam edeyim köfteme. Keşke kettle'da kaynatsaydım. Düşünemedim bir anda. Lan iyi oluyor çorbada. Takıldım ya çorbalara bu ara. Emine de başladım. Un çorbasıyla. Heh, öyle iyi. Çok da abartmayayım. Ben de bir başladım mı bir şeye devamı gelir. Hadi bakalım, bunu kapağını ara bul. Arkaya bir yerim kaçtı. Şöyle. Başka kapak buldum. Yok, bununmuş. Değil. Değil. O kaynayıncaya kadar
idare etsin. Tam gözükmüyorum. O yüzden de şey yapıyorum, aşağı indiriyorum mecburen. İnşallah çok da şey yapmaz. Şey, arkadaşlardan biri mutfağa tül alın demiş de göstereceğim şimdi. Mutfağın tülü var zaten. Biz kapatmıyoruz. Bizim buradan bir yer gözükmüyor. Bizim hiçbir camımızdan gözükmüyor bir yer. Ama yine tül kullanıyoruz tabii ki. Herhalde hep çekik gene çekim yaptım ya. Geçen kış yine böyle güneş olunca şey yapıyorduk. Toparlıyorduk. Açtığımız zaman gösteriyorduk. Demek ki o zamanlar seyretmedi, görmedi. Tülü. Mutfak. Yani bir yer göstermese de ev çıplak gibi olur. Tül takmazsan, halı sermezsen. Yani insan ya, çıplak gibi durur derler ya. Evde öyle durur. Esra şimdi şey koydurdu, pirinç koydurdu da. Sari yoğurt çorbası istemiş. Gerçi bu da aşağı yukarı aynı ama köfte var diye yemez bunu şimdi Sari. Bir tarafta da pirinç kaynıyor. Esra yayla çorbası yapacak. Pirincini attık. Geldi demin ya, durdurdu. Sıçığa çıktı, o yüzden durdurdu anne dedi. Yayla çorbası yapayım çocuğa. Sari istemiş. Yusuf fark etmiyor. Yusuf şimdilik yiyor. Sıkıntı yok. Ama sonra bilemem. Ay bayağı da karanlık oldu değil mi? Şöyle köftelerim su kaynayınca atacağım. Şöyle bir tane limon sıkayım. Çekirdek gelmesi de kötü oluyor ağza. Salataya sıkınca bile değil mi? Ay tövbe. Sanki videoyu bekliyor öksürüyor. Seni aç diyor, ben seni bir gıcık yapayım. Aa, sıkılmıyor, gördünüz mü? Taze limonlar. Zorladı beni. Sadece sarısını alacağım. Eyvah, kırıldı. Kabuk da kırıldı. Eyvah eyvah eyvah. Şöyle. Ziyan olması yeter o kadar. Ay bir dur su alayım da. Şey kavuruyorum, bir şey yapıyorum. Ne bu bilmiyorum kendimde. Kendime de kızıyorum. Niye başlıyor bu öksürük? Ay, bismillahirrahmanirrahim. Limonu. Yumurtanın sarısı limonda. Bir tane limon koyarsanız daha güzel oluyor. Azıcık bir kaşık un koyacağım. Allah, kaşıkla aldım kaptan unu. 2-3 kaşıkla yoğurt koyacağım.
Öyle. Göz karar şeyi kaşığa sokmayayım. Suyu vardır diye şey yaptım ama. Terbiye ediyoruz. Terbiyesi olmasın çorbamız. Yoğurt, un, yumurtanın sarısı. Beyazı biliyorsunuz üstüne hemen çıkıyor. Çok şey olan bir şey değil. Terbiyeli köfte mesela yapıyorum bazen. Onda da kullanmam. Evet, kaynıyor. Köfteleri atayım. Kaynasın. Ondan sonra köfteler pişer. Pişsin. Şeyini atacağım. Terbiyesini çalacağım. Derler çorbanın üstüne yağ çalacağım. Pek anladığım bir şey değil ama dede söyledi. Bu da pişsin. Bir taraftan toparlıyorum. Bir taraftan dağıtıyorum. Tuzunu hemen koymuyorum ben. Terbiyesinden sonra tuzunu koyuyorum. Kesmesin diye. Kepçeyle biliyorsunuz bunun içine sıcak su koyup biraz da öyle pişsin ama köfteleri. Acele etmeyeyim. Esra suyun altından çıkarmış. Biraz bekleteyim pişsin köfteleri. Ha şeyi göstereyim ya. Şöyle story göstereyim. Hani tül falan yok zannediyorlar ya. Var tabii ki, tülümüz de var. Eldivenimiz de var. Tutagaç da var. Tuzluk da var. Çok şükür Allah'ımıza hamdolsun. Fazla bir eksik yok. Açtım. Herhalde açmışımdır şöyle. Pişti çünkü. Kıstım öyle pişirdim. Şöyle suyundan hemen kesmesin diye karıştırıyorum. Böyle. Onu da tabii ki kesmiyor. Devamlı karıştıracağız bunu. Yoğurt, yumurta, limon kesilmesin. Açtım altını. Güzel karıştırıyorum. Çorbamız 5 dakika yumurta pişsin, içinde un pişsin. Bir 10 dakika ister yine. Kaynasın, öyle tuzunu atacağım, fıkırdasın. Tuzunu atmadım suyuna. Kesilir diye. Tam kıvamında bir çorba oldu ya. Ne sulu, ne koyu. Ben genelde göz kararı yapıyorum yemekleri. El alışkanlığı oluyor ya. Tabii ki kaçırdığımız da oluyor yerine göre. Olmuyor desek iyi olur. Kaynıyor. Şöyle göstereyim. Bazen iyi oluyor ya. Şöyle bak. Tam kıvamında yani. Tuzunu atacağım. Kaynıyor çünkü, fokurduyor gördüğünüz gibi. Kesmesin. Daha kesmez kaynadıktan sonra da. Ne biçim güneş vuruyor. Ne biçim güneş vuruyor. Mutfağa kadar şöyle iki kaşık da tuzunu koyarsam.
Bir kaşık yetmiyor çünkü çok küçük. Çay kaşığı gibi sapı. Ben tabağıma koyarım canım eksik olursa. Şöyle kısayım altını. Çorba da olsa kısıyorum altını. Daha güzel özleşiyor. Şunu da dolaba koyayım. Soğudu. Beyefendi kaldınca yemeğin yanına ne ister? Kompostlu. Gerçi kışın yapmayız bunu. Hoşaflar falan var. Değil mi? Kuru hoşaflar eskiden yaptığımız. Annemizin babamızın bize yaptığı Ramazanlarda özellikle üzüm hoşafı, kuru elma. Aa, kuru elma, şey normal taze elmadan da kaynatabilirim. Hiç aklıma gelmedi, var. Bu pistinin arkasından o şey var, yeşil elması var onun. O da güzel olur. Değişik olsun, hep de şey yemesin çocuk. Söyleyeyim. Mürdüm eline kalmasın. Şey yapayım, elimi de yıkayacağım. Tabağımı da çalkalayıp makineye. Burada biriktirmeyi sevmiyorum zaten. Makineye koymak zorundayım. Ondan sonra ne yapacağım? Bilmiyorum, mesela içer mi şimdi çorba? Ben bir kaşık içeceğim. Bir sorayım Esra'ya da. İçerse. Daha ana yemeği yapmadık çünkü. Ben de kaynar kaynar böyle karabiberli bunu seviyorum. Esra. Çorba içer misin? Tamam. Şunlar fazlalık. Yayla çorbasının şunlar bize. Bir kaşık önden bir atıştırma yapalım. Bahçeye çıkmayacağım. Çok sıcak, hayatta gir çıkamam oraya. Sıcak var. Aşırı sıcak, aşırı sıcak var. Vallahi aşırı sıcak var. Ne yaptı, ben kaşığı düşürdüm mü? İki tane çıkarmadım mı? Düşürmüşüm buraya. Birer tabak yersek açtığımızı da yetiştirmiş oluruz. Şöyle elimden karabiber atayım dibine. Tuzu yoksa da tuz koyarız. Hadi
çikolata güzel oluyor bu çorba. Tavsiye de ederim. Hemen 2 dakikada bir damlacık kıymayla. Bize afiyet olsun. Sehpayı koyacağız şimdi ortaya. Tabakları da alacağız elimize. Masayı şimdi taşıyamayız. Ya taşısak ne yapsak bilmiyorum ki. Taşısak da olur gerçi. Belki hazırlamıştır Esra. Bize afiyet olsun. Destekleriniz için de Allah razı olsun cümlenizden. Şey de hazır şu anda. Yayla çorbasının kıvamı tamam. Şimdi Esra onu döker hemen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.